Bazen kaostan sonra devam edersiniz. Bazen başlangıcın kaostan sonra olduğunu fark edersiniz. Doktora tezi aşamasındayım ama o sene kaydımı yaptırmamışım. Aldı beni bir telaş. Ne olacak? Acaba atılacak mıyım? Epey de uzun sürdü. 9 yıldır devam eden bir doktora. Bir türlü başlayamıyorum tezime. Gittik bölüm başkanına. Bölüm başkanı baktı. Dünürümle beraber gittik. O da emekli akademisyen. Hiç ağzından bir cümle çıkmadı. Hani biz anlattık durumu. Dedik ben hiç şimdiye kadar yapmadığım bir şey hocam ama ben kaydı kaçırmışım. Sesini çıkarmadı, bir şey demedi. Yaparız, hallederiz ya da bunun yolu, yöntemi şudur da demedi, sağ olsun. Biz oradan çıktığımızda dedim ki sevgili dünürüme, herhalde dedim yardımcı olmayacak hoca, herhalde benim doktora hikayem burada bitti. Dur Fazlet hocam dedi, kıymetli hocam, bir dedi enstitünün bir sekreterliğine gidip soralım bakalım, belki vardır bir yolu. Hocanın ağzından bir laf çıkmadı ama gittik sekreterliğe, dedi ki kızacağız. Ya dedi tez bölümündeyken illaki kayıt yapmanızın bir şartı yok. Kayıt yapmadan da tez dönemine devam edebiliyorsunuz. Yani atılmak gibi bir şey söz konusu değil. O zamana kadar tez için biraz çalışma yapıyorum ama devam ettiremiyorum, başlayamıyorum ama bir anda elimden kayıp gideceği düşüncesi, bu tehdit karşısında ne yapacağımı bilemedim. O sırada hayatımdaki en güzel tekliflerden birini aldım dünürümden. Dedi ki, istersen hocam oturalım senin tezi beraber yazalım. Olur muydu gerçekten? Ben sosyal bilimler enstitüsünden doktora yapıyorum. Dünürüm matematik bölümünün akademisyeni. Ne yapacaktık? Olur muydu? Olurdu. Yani bir şeyleri başlamak için bu kaos bir fırsattı belki. Ve biz düzeni Şeyma Nur'un evinde tuttuk. Onun evinde benim önümde laptop, Şevket hocam masanın üzerinde, masa üstü bilgisayarda beraber tezimi hadi bakalım kaldığı yerden başlıyoruz diye başladık. Yaklaşık bir sene kadar biz gittik geldik sanki işe gider gibi. Ve Şeyma Nur da bize yemek hazırladı, çayımızı, pastamızı eksik etmedi, gıkını da çıkarmadı. O sırada da Berguza küçük. Gidip gelip ben tez yazıyorum, ben tez yazıyorum diyor. Aklına artık neler kazınıyorsa dede ve babaanne tez yazıyorlar. Ve o tez yazıldı. Eski çağ ait Asur Ticaret Kolonileri döneminin teziydi. Muhteşem bir şeydi ama onunla bitmedi. Tez savunmasındayız şimdi. İlk çıktığım tez savunmasında zannettim ki bu kadar emek verdik. Hocalarım takdir edecek. Hayır. Öyle bir eleştiri bombardımanına tutuldum ki. Hem de jüri başkanı tarafından. Ben dipnotlarda bazı yerlerde onun öğrencisini dipnot göstermişim ama hocamı göstermemişim. Bunlar kural dışıymış ama bilmiyorum. Hem kimin önden o makaleyi yazdığını, yayını yaptığı konusunda da bir fikrim yok. Ya da böyle bir ritüelin olduğunu, kimin öğrencisi olduğunu da kaydını yapmış değilim ya. O kadar çok aşağılandığımı hissettim ki hoca şöyle cümleler kuruyor hem de. Bir doktor öğrencisine yakışır bir tez değil. Yani bu bile yetiyordu. O sırada da o tez savunmamı izlemeye gelen Şeyma Nur vardı. Çünkü herkesin girebileceği konusunda bir bilgi edinilmediği için o da kendiliğinden çıkıp gelmiş. Bir göreyim demiş. Oradaki varlığın belki kuvvet verir demiş. İyi ki de varmış. Mideme böyle bir darbe aldığımı hissediyorum. Ama hocamın her sözün karşılığında düzelteyim efendim, tekrar gözden geçeyim efendim diyorum. Kendimdeki hanımefendiliğe kendim şaşırıyorum. Sonrasında hoca dedi ki döndü dedi. Yani o istiyor ki herhalde bir şeyler daha söyleyeyim. Yani yaş olarak belki yakınız. Çünkü ben zaten 35 yaşından sonra lisans okumaya başlamışım. Sonrasında dedi ki sana 3 ay versek yeter mi? Yeter efendim dedim. 3 ay. Gece gündüz. Öyle bir zaman dilimiydi ki ne makaleler, taranmadık bir şey bırakmadık hocamla beraber. Gerçekten çok yoruldum. Tekrar yeni bir tez savunmasında. Öncesinde gidiyor biliyorsunuz basılmış olarak tezler. Bakmışlar, görmüşler. Tez bambaşka bir görünüme büründü ve gerçekten çok tatmin edici. O beni eleştiren hoca ayağa kalkıp dedi ki Fazlet Hocam, pardon Fazlet Hocam falan demedi o bana. Fazlet Hanım. Yok Fazilet Hanım da demedi. Fazilet dedi. Çünkü ben orada düpedüz bir öğrenciydim. Fazilet dedi. Biz seni bayağı bir zorladık ama biliyor musun? Çok güzel bir tez kazandırdın literatüre. Seni takdir ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Doktoran hayırlı olsun. Ve cübbem giydirildi bana. Gerçekten bir kaos ortamından sonra ben doktor ilan edildim alanımda. Değdi mi? Değdi.
Bazen sözler üzerinde kafa yoruyoruz. Niye öyle söylendi, niye böyle söylendi? Beni gideceğim yere götürüyorsa gelen söze de selam olsun.